Seçkin Prim, yaptığınız heykellerle uluslararası bir sanatçısınız. Oldukça minimal heykeller tasarlıyorsunuz. Ben de tam da bu heykellerin duygusunu merak ediyorum. Hangi duygularla ortaya çıkıyor? Bize anlatır mısınız? Yani aslında o duygusal boyutu tabii ki bu birazcık böyle genelde soruyorlar mesela nereden yola çıkarak heykellerinizi yapıyorsunuz diye. Ben onları çok böyle hayatımda çok özdeşleştiriyorum, çok paralel görüyorum. Çünkü hiçbir zaman hiçbir heykeli bir şey olsun diye yapmadım. Ya da hani bir mevzu olsun diye yapmadım. Hayatımla ilgili, çünkü sanat baktığın zaman hakikaten benim hayatımın tamamı. Ben haftanın 7 gününü bu atölyede geçiriyorum. O yüzden de aslında heykeller kendi doğası gereği çıkıyormuş gibi oluyor. Yani böyle hatta bazen düşünüyorum ya heykel yapmasaydım ne iş yapardım diye hakikaten bulamıyorum. O yüzden de genelde kendi hayatımın içerisinden çıkıyor bütün heykellerin oluşumu. Yani bu ne işte ne bileyim mesela zaman içerisinde hayatımı daha aza indiriyorum. İşte daha minimalleştiriyorum. Bir bakıyorum heykeller minimalleşmeye başlıyor. Böyle simetri takıntılarım var hayatla ilgili heykellere bakıyorum. Simetrik heykeller oluşmaya başlıyor. Ondan sonra bu simetri takıntısını hayatla ilgili bozmam lazım diyorum. Ondan sonra bir bakıyorum heykellerde bozmaya başlamışım. Ondan sonra tekrar yaşamda da bozulmaya başlamış. Aslında böyle kendi doğallığıyla çıkıyor yani. Ha, sergiler yaparken de evet sergiler için bir konsept belirliyorum. O sergilerin konsepti üzerine işler üretiyorum. Ama o sergilerin genelde konsepti de kendi hayatımdan çıkan bir takım mevzulardan oluşuyor. Yani atıyorum bir gün gelip de böyle hani nasıl bir heykel yapsam acaba falan diye düşünmüyorum. Hakikaten o akışıyla gelen bir şey olmaya başlıyor. Bir de bunların bir şekilde zihninizdekinin şekle dönmesi. Yani aslında somut olarak dışa vurulması demek. Siz çok katmanlı heykeller tasarlıyorsunuz. Evet. Hatta bunun bir rakamı da var. 80 katmandan oluşuyor. Şimdi ben katman deyince bana ki ben sizin heykellerinizi gördüğümde şunu görüyorum. Yani ya içe derinlik ya da dışa tümseklik, yükseklik evet. olarak. Şimdi sizde de bu böyle midir? Yani bir şeyin arkasını görme, onun katmanını, onun arkasındaki gerçeğin arkasındakini görme gibi midir? Çünkü bende hissiyat olarak uyandırdığı şey hep bir gizem ve katman, o katmanlar neyi ifade ediyor acaba diye soruyorum. Siz onu yaparken ne felsefesiyle yapıyorsunuz aslında? Aslında evet, bu bir gizem kelimesi hoşuma gitti çünkü bunu biri daha kullanmıştı heykellerle ilgili çok gizemli olduğuna dair. Yani bu bilerek yaptığım bir şey değil ama hani sonuçta öyle bir hisse vermesi hoşuma gitmişti. Aslında çok eski böyle üniversite zamanına baktığınız zaman aslında bütün heykeller böyle bir birden bütüne varım düşüncesiyle başladı. Yani o da ta eskiden hakikaten tasavvufla ilgili çok hoşuma giden Mevlevi kültürünü okuduğum dönemler vardı. Ve orada okuduğum zaman Mesnevi'de birden bütüne lafı benim çok hoşuma gitmişti. Bu böyle aslında üniversitede o zaman bir birim elemanı alıp sonra onu tekrar edip bir bütüne varmak üzerine bir yola evrilmişti. Bu katmanlara ne zaman geldi? İşte diyorum ya aslında hakikaten bu da doğallığıyla geldi. Ben işte askere gittim. Asker böyle katmanlı işler yapmıyordum. Birim elemanlardan bir tekrar işler yapıyordum ama katmanlı değillerdi. İşte askerlik süreci boyunca hakikaten oradaki ortam, hissettiklerim, duygularım böyle hep bana işte hem orada çok tabii ki düşünecek vaktiniz olduğu için bir sürü bir şeyle ilgili. Hani kendi hayatınızla ilgili de gerçekliklerle ilgili, durumlarla ilgili bir sürü sorgulamaya giriyorsunuz. Ve hani orada acayip bir disiplin var. Ben bu arada disiplini çok hani kendi hayatımda da çok severim disiplinli olmayı. İşte oradaki disiplin, oradaki sistematik, bütün bunlar sorgulamaya başladığım zaman böyle şey gibi geldi hakikaten. Yani aslında hayatın böyle bir evreleri var. Yani kendini böyle sistemli kurguladığın ya da olmak zorunda olduğun durumlar var. Yani bunlar nedir? İşte kiranı yatırmak zorundasın, işe gitmek zorundasın, ne bileyim onu yapmak zorundasın, bunu yapmak zorundasın, şunu yapmak zorundasın. Hep bir zorunluluklar var ve bunlar aslında hayatının farkında olmadan bütününü oluşturan şeyler, basamaklar. Ama bir tarafta var, o tarafta hep kendine şey söylediğin cümleler bunlar. Yani işte bunları yapmak istemiyorum. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ya da atıyorum emeklilikten sonra, habire bir emeklilik bekleme vardır ya. Emeklilikten evet. sonra işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. O böyle dümdüz, pure, böyle hani kendini daha iyi hissettiğin zaman. İkisinin bir araya gelmesi aslında insanın ta kendisini oluşturuyor. Bu katmanlar da öyle çıktı. Yani işte bütün bu katmanlar hayatın o sistematik olması gereken, yapmak zorunda olduğun aslında adımlar. İşte mesela buradaki işte de gördüğünüz gibi evet. böyle bir tarafı katmanlıdır genelde işlerin. Bir tarafı düz. Bir tarafı düzdür. İşte o iki taraf birleştiği zaman aslında insanın ta kendisini oluşturuyor. O katmanlar biraz öyle çıktı yani hani biraz o zorunlulukların tarafı o. Diğer düz taraflarsa işte olmak istediğin tarafın
yansıması. Peki çevrenize de öyle bakar mısınız? Mesela bunu şunun için soruyorum. Siz pek çok işinizi kağıttan yapıyorsunuz. Onlar var. Aynı zamanda farklı materyallerle de uyguladığınız şeyler var. Hayat kendi içinde görünen kısmıyla katman ama içeride de insanın kendisi de çok katmanlı bir varlık. Hiç orada içeriye doğru dönük bir bakış var mı? İnsanın içindeki arayış hiçbir zaman bitmemesi lazım. Yani tabii ki içeride de ciddi katmanlı bölümler var. Yani bu her zaman kendime dönüp, belki de hayatımda en çok yaptığım şeydir kendini sorgulamak. O yüzden yani o durumu da seviyorum. Evet, yani belki de bu, yani sizin görüşünüz doğrultusunda belki şimdi bunu düşünmeye başlıyorum. Evet, bu da doğru. Yani hani o içindeki katmanları da aslında görmeye başlıyorsun. Hakikaten öyle yani. Evet. Şimdi heykellerinizde parçadan bütüne felsefesini benimsiyorsunuz ya. Hı hı. Bunu yaşarken de böyle mi yaşarsınız? Öyle yaşarım. Yani hiç, yani daha doğrusu duygu olarak söyleyeyimdir. Hiç bireysel çok düşünmem. Yani hani yaptığım her şeyin bir bütüne hizmet ettiğini düşünürüm. O yüzden de hani bu böyle çok materyalist düşünceden çok manevi düşünceye kadar böyledir bende. Yani bu şey gibidir en basitinden, ne bileyim işte cam şişeleri cam kumbarasına atarım ben. Biriktiririm. O bir iştir yani aslında. Hani değil mi? Mesai harcarsın ona çünkü onlar birikecek, alacaksın, götüreceksin. Orada bazen şu duygusun, hani şimdi daha bir farkındalığın yaşandığı bir dünyadayız ama hani bundan 10 sene evveline bakarsan kimsenin cam kumbarasına cam biriktirdiğini ben düşünmüyorum. O zaman da ben biriktirirken hep şey diye düşünüyordum. Yani hani ya ben yapıyorum da hani milyon tane insan yapmıyor. Ben ne yapsam, yani yapsam ne olacak? Hani duygusundan hemen kendimi çeviriyordum. Hayır, bu böyle bir şey değil. O bir kişinin yapması bir yere doğru evrilecek ve atıyorum onun farkındalığı ve bu bir bütün olmaya başlayacak. Biraz kelebek etkisi gibi. Evet. O yüzden de hakikaten hayatımda da böyle yaşıyorum. Yani hiçbir zaman ben kendimi bir böyle bencilce bir olarak hiçbir zaman düşünmedim. Hakikaten dünyada böyle bütün o enerjiye hizmet eden bir birey olarak düşündüm. O yüzden de işler de o yüzden birazcık bununla çok örtüşüyor. Hayatımda da öyle hakikaten. Ben sizin heykellerinize baktığım zaman aynı zamanda onlar döngüyü de çağrıştırıyor. Çünkü birbirlerini tamamlıyorlar, üst üsteler. Pek çoğumuzun hayatında döngüler var ve bu döngüler aslında belki bu döngülerle kendimizi daha çok tanıyoruz. Sizin de böyle hayatınızda döngüleriniz var mı? Döngüleri aslında çok böyle pozitif algılamıyorum. Yani evet, hayatımda çok döngüler var ama bu döngülerin hep karşıma bir ders almakla ilgili çıkan döngüler olduğunu düşünüyorum ki hep öyle oldu. Çünkü bence döngü hakikaten dediğimiz gibi böyle bir şey yapıyorsun ve bir daha yapmayacağım bunu diyorsun. Bunu bir hata demeyelim ama yapmak istemediğin bir şey olduğunu düşünelim. Ondan sonra aradan geçiyor 3 yıl, işte başka karşılaşmalar, başka ortamlar, başka durumlar. Bir bakıyorsun 3 yıl önce yapmayacağım dediğin şeyi bir kez daha yapmışsın ve bir kez daha aynı cümleyi kuruyorsun. Ya yapmayacağım demiştim, gene yaptım. O döngü bence orada benim hayatımda var. Pozitif anlamdaki döngüler zaten bence döngü olmuyor çünkü hayat akmaya başlıyor ve gidiyor. O yüzden döngülerim var ama çok pozitif anlamlı döngülerim değil. Habire bir ders almakla ilgili döngüler bunlar benim için. Aslında Mevlana öğretisi okuduğunuzdan bahsettiniz. Hı-hı. Şimdi pek çok Mevlana herkese başka bir şey söylüyor ve bence herkesin başka Mevlana'ları var. O da güzel bir şey bence. Evet. Sizdeki karşılığını sormak istiyorum ve bu aslında soyut düşünce heykel olarak çıktığında nasıl çıkıyor? Yani siz onu aslında üretime dönüştürürken nasıl dönüştürmüş oluyorsunuz? Belki bir örnekle, belki yaptığınız bir sanat yapıtıyla, belki bir seriyle açıklanabilir. Nasıl tarif edersiniz bunu? Yani o cümle güzel. Evet, herkes başka türlü algılıyor. Okuduğundan kendine göre başka bir algı biçimi çıkartıyor. Benim ilk baştaki aslında hem mental olarak hem üretim biçimi olarak o cümle benim için başlangıç noktasıydı, o birden bütüne lafı. Çünkü üretim biçimi olarak da öyle oldu bence. Yani işte bir tane birim eleman alıp onu çoğaltarak bir bütüne varmak. Şimdi yaptığımız katmanlı işler de öyle aslında. Şimdi baktığınız zaman bir tane katman var. Baktığınız zaman aynı katmanın küçülerek çoğalmasından heykelin tamamı oluşuyor. Bu bir üretim biçimi. Ama bir noktasında duygu olarak baktığınız zaman da demin söylediğim şey işte o birin bütüne olan hizmeti. Yani hani ben yapsam ne olacak durumu değil o. O duygu da bana çok iyi geliyor. Yani hani hayat içerisinde mutlaka herkesin bir dokunduğu bir taraf var. Yani bir kişiyi bile
etkileyip değiştirdiğin anda o bütüne doğru bir hizmet etmeye başlıyor. Heykeller de dediğim gibi yani bu üretim biçimiyle ortaya çıkıyor. Ama duygu olarak da karşılığında yüksek ihtimalle bu birden bütüne hissiyatın alt metni olan o duygusallığı veriyor diye düşünüyorum. Sizin çalışmalarınız biraz rastlantısal da geliyor bana ama siz çalışmalarınızda rastlantısallığı nereye koyuyorsunuz? Böyle bir şey var mı? Yoksa kendi iç matematiğini anlatıyorsunuz aslında. Az önce onu yani aslında bir planlanmış bir şeyden bahsediyoruz. O rastlantısallığa ne kadar izin veriyor? Şöyle aslında rastlantısallığa çok izin vermiyorum. Yani bunu hep şöyle söylüyorum. Mesela ben böyle spontan çalışan bir sanatçı değilim. Yani spontan derken ne bileyim. Şimdi bir tane mermer bloğu alırsınız. Ne bileyim kafanızda vardır bir şey. İşte elini şöyle uzatan bir figür yapmak istiyorsunuzdur. Yontarsınız. Ama o taş öyle bir şey ki bir yerinde işte bir damarına denk gelirsin falan. Tam eli yapacağın yerde çat kırılır. O sırada hemen fikir değiştirirsin. İşte elini böyle yapmasını da şöyle yapsına dönersin. Spontan değişiklikler olur. Heykel, kendi akışında belki. Akışında olur. Benim yöntemim öyle değil. Ben başından sonuna kadar aslında ne yapacağımı iyi biliyorum. Yani işte mesela bu maketler falan hepsi aslında başından maketini yapıyorum. Ondan sonra sonucunda ne çıkacağına eminim. Yol üzerinde mesela yanlış bir şeyler oluyorsa o yanlışlıkları kullanmıyorum. Hemen iptal edip tekrar sıfırdan başlayıp o ulaşmak istediğim sonuca ulaşıyorum. Rastlantısallığı şurada kullanıyorum. Diyelim ki yol üzerinde süreç içerisinde mesela işte makinede keserken bilmem ne yaparken bir takım yanlışlıklar oluyorsa o benim için keşif oluyor ve şunu söylüyorum. Çok iyi bir yanlışlık oldu bu. O bana yeni bir iş doğuruyor. O işi değiştirmiyorum. Hani yol üzerinde değiştirmiyorum. Ama oradaki yanlışlığı, rastlantısallığı diğer bir işte bu sefer bilerek tekrar kullanıp yeni bir iş üretiyorum. Heykelleriniz minimal. Yaşamınız da öyle mi? Üniversite yıllarıma bakıyorum böyle çok hani dolu dolu bir şeyler var. İşte bir şeyler alıyorsun, ediyorsun, alışveriş ediyorsun, onu yapıyorsun. Dolu dolu insanlar, çok fazla insan var. Tanışıyorsun, ediyorsun. Zaman aldıkça... Yaş aldıkça bir şeyleri azaltma isteği uyandı bende. Fazla eşya sevmem. Yavaş yavaş oldu tabii bu. Şimdi bu hayat böyle minimalleştikçe bir baktım heykeller de minimalleşmeye başladı hakikaten. Hani hep bir de şey vardır, o cümleyi seviyorum yani böyle hani düşünüyorum yani böyle ortamda mesela ben de yine heykelini yapmak istiyorum diyorum böyle azaldıkça. Yani ortamda mesela bir ortamdasın ve bir tartışma var böyle 5-10 kişi konuşuyor bir konu hakkında ciddi tartışıyorlar, kavgalar, gürültüler falan. Bir tane de adam var kenarda mesela, bütün o tartışmayı dinliyor. Ondan sonra bütün o tartışma böyle hararetli devam ederken o adam mesela bir tane bütün o saatlik tartışmayı özetleyen, belki de sonucuna vardıran bir tane cümle kuruyor. İşte ben o bir tane cümlenin heykelini yapmak istiyorum. Aslında her şeyin damıtılmış olanı ve özet aynen olanını değil mi? Evet evet yani o şeyi seviyorum. Bir tarafıyla da şiirsel mi? Bilmiyorum ama yani şey, yani şiir de dediğin gibi hakikaten evet, en salt haliyle aslında... En çok süzülmüş ve en böyle evet, seçkin kelimelerin bir araya gelmiş şeyidir diye düşünerek söyledim aslında. Evet yani olabilir. Yani bunları dışarıdan bakan göz daha güzel söylüyor. Ben içindeyken hakikaten yani hiç şey diye düşünmüyorum mesela yani. Acaba işlerim çok mu şiirsel falan. Hakikaten buna düşünmüyorum ama... Siz söyleyince hakikaten evet olabilir diye düşünüyorum ve zaten bunu da seviyorum. Yani hani heykelleri kendi alanına bıraktığım zaman işte sergide orada burada kendi özgürlük alanını yaratıyorlar. İzleyiciler bambaşka şeylerle evet, buluyorlar. Aslında güzeli de o. Ben onu seviyorum. İlla şey bir çoğalan derdi, bir şey oluyor. Aynen işte o dediğim gibi hayatı yani şeyi sevmiyorum işte. İlla benim burada demek istediğimi anlasınlar falan. Orada kavramsal bir şey yapmıyorsunuz, dayatma yapmıyorsunuz. Yok, dayatma yapmıyorum. Onu anlayanlar var gerçekten. Tam benim anlatmak istediğime yakın cümleler kuran insanlar var. Bir de tam tersi kendinden bir şey bulup işte bambaşka şeyler gören izleyiciler var. Mesela o hoşuma gidiyor. İşte burada bunu mu anlatmak istediniz diyor. Yo öyle bir şey anlatmak istemedim ama sen nasıl gördün onu diye sorduğum zaman anlatıyor kendince işte şurada şunu gördüm. Hakikaten ha, öyle bakılabilir. Evet. Yani o hoşuma gidiyor mesela onları duymak. Heykeller bizimle konuşur mu? Bütün dünya sanat tarihine baktığınız zaman aslında hani insanlarla sanat eserlerinin ilişkiye girdiği apaçık ortada. Mutlaka bir diyalog kurar. Bu bir sessiz diyalogtur. Duygusal bir diyalogtur. Ve ya ben kendimden de biliyorum yani hani bir müzeye gittiğim zaman çok sevdiğim bir işle karşılaştığım zaman karşısına oturup belki 2 saat, 3 saat geçirdiğimi biliyorum. Yani ona bakıp
Hakikaten onunla bir ilişkiye, diyalog kurduğumu biliyorum. Yani orada bir sürü şey anlatıyor sana, ben ona bir şey anlatıyorum. Orada işte belki işte 1000 yıl öncesinin yapılmış bir eseri ise o döneme gidiyorsun. Sanatçının o anki hissiyatını yakalamaya çalışıyorsun. Orada bir tane ufak bir fırça darbesi var. Belki yanlışlıkla yaptı acaba. Ha, ciddi bir aslında orada bence diyalog var. Yani zaten olmaması imkansız bence. Sessiz diyalog çok güzeldi bence. Hem kavramsal olarak da güzeldi. Ve renkler. Kırmızı dönemleriniz, mavi dönemleriniz, beyaz dönemleriniz ve siyah dönemleriniz var mı? Dönem değil ama bunların ilk başlangıç çıkışları yine doğallığıyla. Yani nasıl komik, yani anlatayım. Şimdi üniversitedeyim. Tabii o zaman böyle hani işte rockçı gençlik, saçlar uzun, simsiyah giyiniyoruz. Yani gardırobu açıyorsun, başka hiçbir renk yok. Siyah, 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 her şey siyah. Ondan sonra bir gün hakikaten üniversitede, ilk sınıftayım galiba üniversitedeyim. Böyle Beyoğlu'nda yürüyorum. Bir vitrinde acayip bir tane mavi tişört gördüm. Çok beğendim rengini. Ve ne kadar güzel bir renk tişörtmüş falan dedim. Ama ondan sonra tabii hani rockçıyız ya. Yani mavi tişört mü giyeceğiz? Bizi bozar. Bizi bozar falan, simsiyah giyinmiş. Ama içimden de şey hani olabilir falan dedim. Tişörtü aldım ama giymedim, ama aldım. Ondan sonra atıyorum aradan işte bir hafta, iki hafta sonra yani ne alacak giyeyim ya falan, çok beğendim falan dedim. Mavi tişörtü giydim. O zamana kadar üniversitede baktığın zaman bütün heykelleri de siyah boyuyordum. Yani siyah yapıyoruz ya. Sonra o mavi tişörtü giydim ve heykelleri maviye boyamaya başladım. Hayatınıza bir mavilik geldi. Aynen, yani o çok doğallığıyla girdi. Sonra baktım heykelleri maviye boyamaya başladım. Ondan sonra bu böyle devam etti, işte mavinin tonları girdi falan. Ondan sonra hakikaten böyle yavaş yavaş hayatımın böyle kendi adıma minimalleşmesi gerektiğine karar verip daha pure, daha sakin, daha düz bir hayata geçme kararı verdiğim zaman işte dediğim gibi heykeller minimalleşti ve heykeller beyaz olmaya başladı. İşte beyaz girdi o zamana. Bembeyaz bir sergi yaptım. Her şey beyaz, duvarlar beyaz, yer beyaz, heykeller beyaz. Böyle kendini böyle bir sanki hani derin nefes almışçasına hissettirecek bir sergi yaptım. Ondan sonra böyle çok ateşli, hakikaten böyle hani şey, hangi dönem olduğunu hatırlamıyorum ama böyle hani böyle bir şeylerin patlamasını istediğim bir dönem vardı. Hakikaten kırmızı girdi. Ondan sonra mesela şimdi hep şeyi soruyor, peki bu böyle mi devam edecek? Ben de diyorum ki bilmiyorum. Hep şu soru soruluyordu. Yani hiç böyle abuk subuk hiçbir renk yok yani, hep işte mavi, kırmızı, beyaz falan. Ve ben de habire bir söyleşilerde kendime şey dedim, bir söyleşte. Dedim ki ya bakın dedim, o kadar çok soruldu ki bu. Ben de merak ediyorum sonucunu, hissiyatımı. Dedim ki bir tane heykel yapacağım. Hayatımda hiç boyamayacağım bir renk yapacağım. Ne? Merak ediyorum ne hissi. Ne oldu? Gittim bir heykeli mora boyadım. Tamam mı? Ve bitti, mora boyadım filan. Ya bendeki hissiyatı şey oldu yani, hani doğallığıyla gelmedi ya. Yani mor. Bu ben değil. Evet, güzel renk ama ben değil. Evet. Ondan sonra o tek başına bir heykel olarak kaldı. O yüzden de şimdi bilmiyorum mesela ne oldu, renk değişmedi ama bize bir takım materyaller değişmeye başladı. İşte mermere ilgi duymaya başladım. Şimdi renk değişmedi ama mermer heykeller olmaya başladı. Yani bu da doğallığıyla geldi. İşte bir proje yapıyorduk, işte o büyük Louis Vuitton binasını mermerden yapmak istiyordum. Ondan sonra mermerle o zaman aşırı neşir oldum. Sonra çok sevdim. Sonra mermerden heykeller yapmaya başladım. Hep bir şeyle girdi hayatıma. Şimdi renk değişmedi ama materyal değişmeye başladı. Ben sizin çalışmalarınıza bakınca kağıdı çok sizin çalışmalarınızda, evet, özdeş görüyorum. Bilmiyorum, hani belki o katmanlık hissini en böyle doğalında o verebildiği için. Siz öyle diyor musunuz mesela, işte benim bir imzamdır dediğiniz şeyler var mı? Ya ben onu hiçbir şekilde hani benim bir imzam olsun diye dediğim gibi yapmadım. Yani kendiliğinden evet birazcık böyle kağıt işler çok fazla yapmaya başladığımdan kafaya mı biraz böyle imzam gibi olmaya başladı. Ama mesela kağıdı da sorarsan nereden çıktı? Yani bir o da gerçekten doğallığıyla çıktı. Yani bir gün oturup da ya kağıttan heykel yapmak istiyorum falan demedim ben. Gene askerdeyim, beni yazıcı yaptılar. 6 ay boyunca bir odada yazı, kağıt yırt, kağıt at, kağıt yaz, imza attır falan. Kağıt, kağıt, kağıt. Ondan sonra 6 ay boyunca da böyle hani bir şey yapmadan duramam. Dedim ki yani şu kenarda köşede işimin olmadığı zaman şu kağıtları keseyim bari, bir ufak heykeller yapayım. Hakikaten kağıtları böyle kesip mesip ilk kağıt heykelimi ben askerde yaptım. Ufacık bir kibrit kutusunun içine. Böyle minik minik kesiyorum, ediyorum falan. Kendiliğinden geldi. Sonra acayip güzel işler oluşmaya başladı falan derken ben 6 ay boyunca orada kağıtla oynaya oynaya askerden çıktıktan sonra bir tane sergim hazırdı benim. Aa, çok güzelmiş. Yani o da hakikaten böyle geldi. Yani ben bir gün kalkıp da kağıttan heykel yapmak istiyorum falan diye çıkmadı olay. Yani kağıttan heykel yapmayı aklıma bile getirmemiştim daha önce.
Evet. Seçkin Bey, siz böyle anlatınca böyle hayatın her merhalesini sanki böyle bir yerde görme isteği, aslında onu yansıtma, belki istek olarak değil ama güdü olarak çok kontrolsüz bir şekilde çıkıyormuş gibi görünüyor. Şimdi izleyenler de şöyle düşünebilir, aa evet, hayatta o hemen heykele dönüşüyor. Yani bunu böyle çok yalın bir şekilde anlatıyorsunuz ama bunun bir de arka planı var değil mi? Yani ben o mutfağı merak ediyorum şundan dolayı. Çünkü işin içinde matematik olduğu, işin içerisinde bir geometrinin olduğu, hesapların olduğu bir şey aslında. Yani ben baktığımda da görebiliyorum. O süreci siz nasıl yaşıyorsunuz? Heykelle ilgili aslında evet, mutfakta ciddi bir Ar-Ge çalışması var. Yani o sırada belki şey olmaya başlıyorsunuz. Hani böyle birazcık mühendisleşiyorsunuz, birazcık mimarlaşıyorsunuz, birazcık matematik bilgisi geliyor falan. Hani orası böyle çok işin cool tarafı değil tabii ki. Yani hani böyle ilham geldi, dur şunu yapayım falan gibi bir şey değil. Arkada çünkü çözmeniz gereken hakikaten ciddi bir takım teknik sorunlar var. İşte dediğim gibi gidip de evinizin odasında bir yerde, evet, ne yazık ki yapamazsınız. Yani işte görüyorsunuz burayı, hani aletler, evet, edevatlar. Bazen böyle hakikaten burası inşaat haline dönüyor, pislik, toz, duman falan. Hani bazı işler var mesela, statik bilmeniz lazım. Yani bir tane heykel yaptın, tamam da bu ayakta duracak mı, durmayacak mı? Orada, evet, statik bilgisi devreye giriyor. Yani böyle aslında arkasında birazcık tabii ki şey de var. Hani mühendislik dediğim gibi böyle Ar-Ge. Yani ben ilk kağıt işleri yapıyordum mesela. Hani ben yaptım oldu diyemiyorsun. Çünkü işte ilk kağıt işleri yapmışım. Daha hayatımda ilk defa kağıtla çalışıyorum. Yaptım katmanlar. Ondan sonra bir yere koyduk, sergiledik. Sergiden iki ay sonra kağıtlar dönmeye başladı. Çünkü yaşayan bir şey bu kağıt. Evet. Sonuçta hani koyduğunuz ortamın ısısına göre hareket ediyor. Ondan sonra işte Ar-Ge orada başlıyor. Diyorsun ki bu kağıtların dönmemesi için nasıl bir arkada bir çalışma yapalım. İşte ondan sonra tekrar onlara işte çelik dikişler yapıldı, bilmem ne yapıldı falan. Arkada hakikaten ciddi bir başka mühendislik kısmı dönüyor yani. Bu da, ama ben bunu seviyorum yani. Hem o zanaat kısmını hem işin o daha sanatsal kısmını, ikisini bir arada tutmayı seviyorum. O yüzden de atölyeyi seviyorum zaten. Evet. Şimdi sizin tabii heykelleriniz dünyayı dolaşıyor. Pek çok heykeliniz var ve çeşitli markalarla da çalışıyorsunuz ama sizin en böyle son dönemlerde de çok beğenilen ve benim de beğendiğim bir yapıtınız var. O da içine girilebilen heykel olan Gate of Zero yapıtınız. Şimdi aslında mimari bir çalışma. Siz heykel tıraş olarak kendinizi, evet, tanımlıyorsunuz ama işin o mimari tarafı da girince bir orada bir kendinizi mimar gibi hissettiğiniz oldu mu? Hiç mimar gibi hissettiğim bir taraf olmadı. Ha, mimariye hayran mıyım? Çok hayranım. Ha. Çünkü hani ben dediğim gibi Kuzguncuk'ta doğdum, büyüdüm. Bir sürü önemli mimarla büyüdüm. Hepsinin elinde büyüdüm hakikaten. Çok önemli isimlerle. O yüzden ta o çocukluktan gelme mimariye bir aşkım zaten var. Mimariyi çok seviyorum. Ta lise dönemlerinde hep hayalim şeydi. Bir gün bir bina yapacağım heykel gibi falan. Hep bunun hayalini kuruyordum. Ama kendi bir mimar gibi konumlandırmıyorum, öyle de hissetmiyorum. O projeyi yaparkenki hissim şuydu aslında. Evet, böyle çok mimari bir proje gibi gözükebilir ama benim için o heykel. O yüzden de hep şey diyorum, aslında içine girilebilen heykel. Ta lise zamanlarında böyle bir bank tasarlamıştım bir işte şey, parklar için. Üniversite zamanında. Şimdi diyorlar ki bank tasarımı mı bu? Ben de diyorum ki hayır, bu bank tasarımı değil, üstüne oturulabilen heykel diyordum. O yüzden de hep bu cümleyi kurmayı seviyorum. Çünkü her şeye ben heykel olarak yaklaşıyorum. O projede de, Maldivler'deki o projede de evet, ciddi bir mimari yapı gibi gözükse de benim için o bir heykel. Yani onu alıp ben oradan koparsam ve bir sergiye koysam aslında o mimari hissiyatından kaybolacak. Evet, aslında o konumuyla ilgili bir şey değil Aynen, mi? Aynen, biraz konumuyla ilgili bir şey. O yüzden de hala ona içine girilebilen heykel diyorum yani. Siz bana başka bir röportajda anlatmıştınız onun hikayesini. Biraz orada işte bu Mevlevi heteğinden, evet, esinlenme var. Peki orada bir şey tasarladıktan sonra bitiyor. Sonrasında evet ben bunu yaptım ve çünkü kamusal bir şey yapıyorsunuz. Hı-hı. Yani orada kalıcı olacak. Bu size ne hissettiriyor? Bence bütün heykeltıraşlar için öyledir. Kamusal alanda bir iş yapmak ya da bir işi kamusal alana koymak bence heykeltıraşlar için böyle çok tatmini çok fazla bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani mesela işte diyelim ki bir sergide işlerini sergiliyorsunuz ya da işte bir müzede sergiliyorsunuz. İster istemez doğal olarak yani sergiyi gezen, müzeyi gezen bir kitle, yani belirli bir kitle var. Bununla ilgisi olan, sanata ilgisi olan, bir de gerçekten hiç ilgisi olmayan ya da daha önce hayatında sanatla karşılaşmamış bir sürü başka bir topluluk var.
açık alana, kamusal alana bir iş yerleştirdiğiniz zaman artık orada herkese bir şey göstermeye başlıyorsunuz. Yani bu adamın sanatla ilgisi olsa da olmasa da o onunla karşı karşıya geliyor. Mesela ben şeyleri çok seviyorum. Yani hayatında hiç sanatla ilgilenmemiş. Belki de hiç sergi gezmemiş, müzeye gitmemiş. Bir adamın o işle karşılaştığı zaman bu nedir ya sorusunun sorması benim çok hoşuma gidiyor. Yani çünkü orada bir ilişki devreye giriyor. Ya yani bu nedir? Araştırıyor belki merak ederse. Aa bu bir heykelmiş, kim yapmış, o yapmış, bu yapmış derken bir anda hayatına o bu nedir sorusu aslında yeni bir olgu katmaya başlıyor. O yüzden hani o kamusal alanda iş koyma mevzu benim çok daha hoşuma. Bir de dediğim gibi yani hani milyonlarca kişiyle karşı karşıya geliyor o iş. Hani o çok önemli bir şey bence. Kendi sanat anlamında bunu sanatçı kendisi görebilir mi bilmiyorum ama insan kendini hangi döneminde görüyor? Yani sanatçı olduğunda işte bu tarz eserler yaptım. Orada da bir bilinmezlik söz konusu mu sizinki? Evet. Yani artık şu duraktayım ama böyle bir şey yapmak istiyorum. Yok mu öyle bir şey? Yani ne yapmak istemediğimi iyi biliyorum. Ama ne yapmak istediğimi bilmiyorum çok. Yani ne yapmayacağımı biliyorum. Ama hani böyle dönemsel olarak kendimi çok konumlandıramam. Belki onu dediğim gibi sanat tarihçi, küratör onlar yapabilir de ben çok onu demiyorum. Yani hani bir de yapamazsın zaten bence. Yani Picasso'ya da sormuşlar 80 yaşında, 90 yaşındayken işte şu ana kadar yaptığınız en mükemmel, en sevdiğiniz masterpiece nedir diye daha henüz yapmadım demiş. Yani hani hakikaten öyle bilmiyorum yani. O yüzden hani onu benim konumlandırmam çok doğru olmaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum programa konuk olduğunuz ben için. Teşekkür ederim. Heykel konuşmak sizinle çok büyük keyifti. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Siz sağ olun nezaketiniz için.